Yani TV'den hayırlı akşamlar. Ben Fatih Şahin. Bugün 17 Ağustos Cumartesi ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, yazın en şiddetli yağışı meydana geldi bugün. İstanbul'da metrekareye tam 113 kilogram yağış düştü. Yıldırım düştü, yollar çöktü. Alt geçitler, caddeler, kapalı çarşı su altında kaldı. Un kapanı, alt geçidinde biriken suda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yurdun birçok ilinde benzer manzara yaşandı. İşte şiddetli yağışın getirdikleri. Yollar çöktü, araçlar içine gömüldü. Alt geçitler su altında kaldı, Unkapanı Köprüsü altında biriken suda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ben buradan geçiyordum, bir baktım ceset su üzerinde yüzüyordu. Onu çektim kenara, ondan sonra bıraktım. İstanbul'da yazın en şiddetli yağışı meydana geldi. Saatte metrekareye 113 kilogram yağış düştü. Hayat felç oldu. Üsküdar-Bosna Bulvarı üzerinde yapımı devam eden yol çöktü. Çalışma yapılan alandaki toprak kaydı, elektrik direkleri devrildi. Cadde tamamen trafiğe kapandı. Görüntü yağmurun şiddetini gözler önüne serdi. Bu görüntülerde Üsküdar sahilinden. Deniz adeta karayla birleşti. Tüm vapur ve tramvay seferleri iptal edildi. Görüntü herkesi şaşkına çevirdi. Eminönü alt geçidini de su bastı. İş yerleri su altında kaldı. Çarşı esnafı çok ama çok zor anlar yaşadı. Kapalı çarşıdaki birçok dükkanı da su bastı. İstanbul'un birçok noktasında alt geçitler suyla doldu. Araçlar sudan mahsur kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Caddelerde de manzara aynıydı. Kartal'da bir minibüs yolcularıyla birlikte göle dönen yolda mahsur kaldı. Abi direkt altına girdi ya. Eyvah! Eyvah! Direkt altına girdi ya. Kurbalıdere'de bazı teknelerin halatları koptu. Tekneler işte böyle sürüklendi. Hadi Murat Bey asılın. Asıl. Varol atla, varol. Varol atla. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü. Kentte elektrik kesintisi yaşandı. Benzer manzara Çanakkale'de de yaşandı. Göle dönen yolda bir vatandaşın deniz botuyla kürek çekmesi ilginç bir görüntü oluşturdu. Bursa'nın Gemlik açıklarındaysa hortum paniği yaşandı. 15 dakika süren hortum büyük korku yaşattı. Bu neydi baba? Kars'ta da şiddetli yağışla birlikte fırtına etkiliydi. Rüzgar önüne kattığını alıp götürdü. Fırtına bir hastane ve garaj çatısını yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu. Bir otobüs durağı da rüzgarın şiddetine dayanamayarak park halindeki aracın üzerine devrildi. Edirne'de ise gece etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Araçlar trafikte güçlükle seyretti. 17 Ağustos depremin üzerinden tam 20 yıl geçti. Gece ve bugün bir kez daha acılarımız tazelendi. 17 binden fazla can kaybına neden olan 7.4 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da Sakarya'da düzenlenen anma programına katıldı. Takvim yaprakları 17 Ağustos 1999'u saat gece 3.02'yi gösteriyordu. Yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki deprem Türkiye'ye büyük bir acı yaşattı. İnsanlar var, kamera falan da var. Tarihin en büyük felaketinde 17.480 kişi hayatını kaybetti. 23.000'den fazla kişi de yaralandı. Üzerinden 20 yıl geçse de Marmara depremine yıl dönümünde acılar tazelendi. Acının yıl dönümünde Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da anma törenleri düzenlendi. Yalova'da müftülüğün de desteğiyle düzenlenen anma programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, saatler 3.02'yi gösterdiğinde hayatını kaybedenler için, milletimizin bir daha böyle bir felaket yaşamaması için dua edildi. Sana ibadet eder ve senden yardım isteriz.
Yakınlarını kaybedenlerle Bakan Soylu, Yalova'daki deprem anıtını ziyaret etti. Yaşamını yitirenlerin yazılı olduğu mermer bloğa çiçekler bıraktı. Değerli misafirlerimiz... Depremde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden biriydi Kocaeli'nin Gölcük ilçesi. Aynı acı orada da vardı. Kavaklı sahilindeki deprem anıtı önünde yaşamını yitirenler için dua edildi. Her birine rahmetinle, mağfiretinle, merhametinle, lütfunla muamele eyle Allah'ım. 4 gün enkazda kaldım. Babamla beraber yaşam mücadelesi verdim. Gece ve gündüz olduğunu helikopter seslerinden, sessizlikten anlıyordum. Fransızlar kurtardı beni. Fransızların köpeği buldu. Orada 3 ay Cerrahpaşa Hastanesi'nde yattım. Annemler 7 gün sonra enkazdan çıkmış. Bayağı sonradan üzücü şeyler duydum. Hani şöyle oldu, böyle oldu diye. Zor günlerdi. Depremde can verenler su altında da anıldı. Dalgıçlar sahilin 180 metre açığındaki su altı şehrine dalış gerçekleştirdi. Sakarya'daki Demokrasi Meydanı'nda da anma programı vardı. Müftülüğün düzenlediği programda Kur'an-ı Kerim okundu. Dualar edildi, vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Ya Rabbi, birçok kardeşimizi kaybettik. Eşimizi, dostumuzu, evladımızı, komşularımızı kaybettik. Sakarya İl Müftülüğü'nce Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami'de de mevlüt programı düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da katıldı. Erbaş konuşmasında afetlerin Allah'ın takdiri olduğunu, insanların da tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Afetler Yüce Rabbimizin takdiridir. Onun önüne geçmek mümkün değildir. Depremi durdurmaya gücümüz yetmiyor. Ama depremin zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor. Bunu bizim yapmamız lazım. Bu da işi ehline vererek, işini sağlam yaparak, iş ahlakına sahip çıkarak olacak şeylerdir. Netice itibariyle bu da bizim manevi dünyamızla da alakalıdır. Onun için diyorum ya, maddi ve manevi sorumluluklarımızın bilincinde olmak zorundayız. İşini sağlam yapmamak bir kötülüktür. Bu kötülüğe hepimiz engel olacağız. Erbaş, manevi tedbirlere de değindi. Özellikle gençlerin iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Maddi tedbirler belli. Manevi tedbirler nedir? O da işte Müslümanlar olarak, insanlar olarak bizim haramlardan uzak durmamız, helallerle iştigal etmemiz, Allah'ın kulları olarak, madem ki biz abdız, ubudiyetimizin bilincinde olacağız. Gençlerimizi iyi yetiştirelim. Maddi ve manevi iyi yetiştirelim. Mümin dünyası için ahiretini, ahireti için de dünyasını terk etmeyen insandır. Kutsal topraklardan dönüşler başladı. Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a giden 80 bin hacı kafileler halinde yurda dönüyor. Bursa ve İstanbul'da ilk kafileler kendilerini bekleyenler tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. Bir tarafta Beytullah'tan ve Resul'den ayrılmanın hüznü, diğer tarafta ise sevdiklerine kavuşmanın sevinci vardı. Hac ibadetini yerine getirip yurda dönen hacıların duyguları yoğundu. Kutsal topraklardan yola çıkan ilk kafile bugün yurda döndü. Cidde'den hareket edip İstanbul'a ardından otobüsle Bursa'ya ulaşan hacılar kendilerini karşılamaya gelen sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Çok güzel bir yol, kutsal yerleri ziyaret etmek, oralarda bulunmak. Çok mutluyuz. Sevdiklerimize de kavuştuk. Çok güzel duygular. Orada yaşanan anlatılmaz, yaşamak lazım. Yakınlarıyla uzun süre kucaklaşarak hasret giderdiler. İstanbul'da da aynı sevinç vardı. Hacıların mutlulukları görülmeye değerdi. İnan ki bambaşka. Şu an heyecanlıyım.
Allah'ım razı olsun. Çok mutluluk, çok sevinçliyiz. Hiç anlatılacak gibi değil. O kadar güzel geçti, o kadar güzel geçti ki. 11 sene bekledik, beklediğimize değdi. Vallahi çok mutluyuz oğlum. Yurdumuza da geldik diye çok sevineceğiz. İnşallah çoluğumuza çocuğumuza kavuşacağız. Anlatmakla tarif olmaz. Gidemeyenler de gitsin görsün. Hacıların yurda dönüşleri kafileler halinde sürüyor. Yurda dönüşler 14 Eylül'de sona erecek. Aslanım. Hala kutsal topraklarda bulunan hacılarsa hicretin kutlu durağı Medine'deki ziyaretlerini sürdürüyorlar. Peygamber Efendimizin namaz kıldığı mescitlerde namaz kılıp dualar ediyor. Uhud Savaşı'nın yaşandığı yer olan Uhud Dağı'na ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Mekke'deki ziyaretlerini tamamlayarak Medine-i Münevvere'ye geçen hacılar İslam tarihinin manevi mekanlarını ziyaret ediyor. O adreslerden biri Uhud Savaşı'nın yaşandığı yerdi. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz alanda Uhud Dağı'nı ve hemen önünde de Okçular Tepesi'ni görüyorsunuz. Burada Uhud Savaşı meydana geliyor. Uhud Savaşı önemli derslerin çıkarılması gereken bir savaş. Aynı zamanda Uhud Savaşı aslında zaferle sonuçlanacaktı ancak Peygamberimizin talimatına uymayan okçular savaşın seyrini değiştirdi. Okçulara verilen talimat şu: biz ganimeti topladığımızı da görseniz, düşmanı kovaladığımızı da görseniz, bırakın kovalamayı, mağlup olduğumuzu görseniz burayı terk etmeyeceksiniz. Orada müşrikler kaçmaya başlayınca ne yapmaya başladı Müslümanlar? Bir taraftan hem onları kovalarken bir taraftan da ganimetleri toplamaya başlıyorlar. Buradan bir kısım okçular buraya iniyorlar. Okçular Tepesi'nin terk edilmesiyle düşman karşı bir atağa geçiyor ve savaş kaybediliyor. Başta Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza olmak üzere burada 70 şehit veriliyor. Arkamda görmüş olduğunuz alan Uhud şehitli. Uhud Savaşı'nda şehit olan sahabiler bu alana gömülmüş durumda. Tabii ilk akla gelen Uhud Savaşı denince Hazreti Hamza, Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza radıyallahu anh ile bu arkamda görmüş olduğunuz şehitlikte yer alıyor. Medine'de hacılar Peygamber Efendimizin namaz kıldığı Müslümanlar için büyük öneme sahip mescitleri de ziyaret etti. Onlardan biri de Mescid-i Kıbleteyn'di. Mescid-i Kıbleteyn'deyiz. Yani iki kıbleli mescit anlamına geliyor Mescid-i Kıbleteyn. Hemen sol tarafımızda ilk kıbleyi görüyoruz. Mescid-i Aksa'ya bakıyor. Burada Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte namaz kılıyordu ve o anda Bakara suresinden kıble ayetleri geldi ve yönlerini hemen sağımızda bulunan kıbleye, yani Kabe'ye çevirdiler. İşte bu yüzden bu mescide Mescid-i Kıbleteyn, yani iki kıbleli mescit deniyor. Mescid-i Kıbleteyn mevcut şu andaki durumuna gelinceye kadar önemli yenileme çalışmalarından geçti. İlk aklımıza gelen Ömer bin Abdülaziz döneminde yapılan yenileme çalışması. 1500'lü yıllarda Kanuni Sultan Süleyman döneminde de yine bir yenileme çalışması yapılmış. Şu andaki güncel hali ise 1987 yılında Suudi hükümeti tarafından yapılan yenilemeye ait. Hacıların o günkü son durağı İslam'ın doğuşundan sonra yapılan ilk mescit özelliğini taşıyan Kuba Mescidi'ydi. Kuba Mescidi'nin en önemli özelliği ilk yapılan mescit olması. Hazreti Peygamber burada ashabıyla birlikte 14 gün konakladı ve bu mescidi inşa etti Medine'ye hicreti esnasında. Burada aynı zamanda şu anda da servisler kaldırılıyor. Cumartesi günleri Hazreti Peygamber buraya Medine'den ibadet etmek için gelirdi ve şu anda da servisler kaldırılıyor. Buraya insanlar ibadet etmek için gelebiliyorlar. Günün diğer gelişmelerine kısa kısa göz atıyoruz şimdi de. Terör operasyonları sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma birliklerince düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin PKK'nın sözde Avaş'ın Basyan Çarçela grubu oldukları belirlendi. Son bir yılda güvenlik güçlerine çok sayıda saldırı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
Adana'da ise Türkiye'de eylem hazırlığında olan biri Türk, diğeri yabancı uyruklu iki DEAŞ'lı tutuklandı. Onlara yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen iki zanlı ise ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Kilis'te askeri bir araç devrildi. Kazada merkeze bağlı İnanlı Köyü hudut bölgesinde nöbet değişimi için göreve çıkan askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İdlib'e yoğun bombardıman sürüyor. Rus savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesinde bir köye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı. Beşar Esad rejiminin Rusya'nın hava desteğinde İdlib'in güneyinde ilerlemesi üzerine yerinden edilerek Suriye-Türkiye sınırına göçen sivillerse çaresizlik içinde barınacak yer arıyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü sürüyor. İsrail askerlerinin abluk altındaki Gazze şeridinde düzenlenen büyük dönüş yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda ise 15 Filistinli yaralandı. İsrail, Gazze'ye hava saldırısı da düzenledi. İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda Hamas'a ait iki yer vuruldu. Sayın seyirciler, Almanya'da Müslüman komşularının yaşamından etkilenen 22 yaşındaki bir genç Müslüman oldu. İslam dinine ve Türk kültürüne karşı büyük bir merak besleyen Alman genç, yaptığı araştırmaların sonunda Düzce'ye gelerek İslamiyet'e ilk adımı attı. La ilahe. La ilahe illallah. İllallah. Muhammedun Resulullah. Müslüman komşularından etkilendi, karar verdi ve kelime-i şehadet getirerek Müslümanlığa ilk adımı attı. 22 yaşındaki Gustavo Elias Perner, Alman asıllı bir genç. Ülkesinde tanıştığı Türk ve Müslüman komşuları cömert ailesinin yaşantısından etkilendi. Hem Türk kültürüne hem de İslam dinine merak saldı. İslam'ı araştırdı, Türkiye'ye geldi. Gustavo, Düzce'nin Kaynaşlı Müftülüğü'ne başvurdu ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Adını da Mustafa olarak değiştirdi. Gence ihtida belgesini de vaiz Aydın Yönden verdi. Kardeşimiz Müslüman olmuştur, Mustafa ismini almıştır. Allah hayırlı etsin, mübarek etsin inşallah. Allah İslam'ı sadece böyle sözde değil de hayatında da uygulamayı nasip etsin inşallah. Bizim için çok güzel bir an. Çok mutlu edici bir an oldu. Yani. İhtidanın gerçekleşmesi için en önemli olan şehadeti getirdi kendisi. Kelime-i tevhid ve şehadeti getirdi. Kendi anladığı dilden Kur'an-ı Kerim okumasını ve Peygamberimizin hayatını okumasını tavsiye ettim. Nevşehir Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlere Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Kırgız Obası kuruldu. Obada turistlere Orta Asya gelenekleri ve oyunları gösterilirken yöresel yemekler ikram ediliyor. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'ya gelen turistlere Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Kırgız Obası kuruldu. Başlar birden çıktı ya. Kırgız Türkleri tarafından kurulan obada yerli ve yabancı turistlere Orta Asya gelenekleri ve oyunları sergileniyor, ardından yöresel yemekler ikram ediliyor. Van'a yerleşen Kırgız Türkleri, Avanos yakınlarındaki araziye kurdukları Kırgız Obası'nda turizme hizmet ediyorlar. Teknolojik aletlerin bulunmadığı, geleneksel yöntemlerle yemek pişirilen obada konuklara okçuluk, at binme ve aşı katma oyunu öğretiliyor. Türk kültürünü tanıtım amacıyla buraya bir oba kurduk yani. Kapadokya, Avanos'a. Bu amacımız eski kültürleri tanıtmak ilk amacımız mesela. Ondan sonra işte yemeğimizi, ondan sonra Kırgız mantısı, Özbek pilavı, aşık atma, ok, ondan sonra at binme,
ondan sonra oğlak oyunu, işte bunları burada canlandırmak. Binlerce yıllık kültürün dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yerli ve yabancı turistlere aktarıldığı obaya turistlerin ilgisi de yoğun. Dışarıdan gelen, mesela il dışından gelen halkımızı burada ağırlamak, yani eski 100 yıl öncesi, 200 yıl öncesine bir daha götürmek, yani amacımız budur yani. Şimdi de Erzurum'un Uzundere ilçesine uzanacağız. Tortum Gölü'ne yapılan 12 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en geniş cam terası yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Hem adrenalin tutkusunu hem de Tortum Gölü'nün manzarasının güzelliğini yaşamak isteyenler soluğu Türkiye'nin en uzun ve geniş cam terasında alıyor. Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü'ne yapılan 12 metre uzunluğundaki cam teras ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Karadeniz ikliminin yaşandığı Uzundere'de tarihi yapılar ve doğal güzellikleri görmek için gelen yerli ve yabancı turistler dört tarafı yüksek tepelerle çevrilmiş Tortum Gölü'nü de izleme fırsatı buluyor. Çok güzel olmuş, çok hoşumuza gitti. Yapanların ellerine sağlık, teşekkür ediyoruz. Ama keşke biraz daha uzun olsaymış, daha güzel olur. Özellikle insanlarımızın ilgisini çekiyor çünkü Türkiye'de çok emsali olmayan bir teras. Gelen her vatandaşımız merak ediyor. Evet, meraklarında haklılar. İçeri girdiklerinde de o adrenalin yaşıyorlar. Çünkü bir boşlukta yürüdüğü hissi uyandırıyor insanlara. Ve bu haberle bugünkü birlikteliğimizi de burada noktalıyoruz. Huzurlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.